İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Hakimiyet Gazetesi. Toroslar'da yeni bir umut. Toroslar Belediyesi, İSKEV ve Günebakan Kadın Derneği'nin proje ortaklığında dezavantajlı kişilerin tekstil sektöründe istihdamının ve küçük ölçekli girişimcilerin desteklenmesi projesini hayata geçiriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 33. kuruluş yıl dönümü Mersin'de kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 33. kuruluş yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Konsolos İnanıroğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ardından 15 Kasım 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 33. kuruluş yıl dönümünü Mersin'de kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Mersin Gazetesi. Lübnan ormancılarının eğitimi sona erdi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 7-12 Kasım 2016 tarihleri arasında sedir ve ardıç fidan yetiştiriciliği ve ağaçlandırmaları konulu eğitim sona erdi. Dünyada 415 milyon kişi şeker hastası. Mersin Halk Sağlığı Müdürü Doktor Serdar Deniz, diyabet hastalığının dünyada önemi gittikçe artan bir sorun olarak insanların karşısına çıktığını ifade ederek, 2015 yılındaki verilere göre dünyada 415 milyon yetişkin diyabet var dedi. Yeni Güney Gazetesi. Günde 15 dakika, yılda 30 bin lira. Erdemli'de özel sektörde çalışan iki kuzen ek gelir arayışıyla denize sıfır rakımda istiridye mantarı yetiştirdi. Su fiyatlarında %5 indirim. Büyükşehir Belediye Meclisi 2016 yılı Kasım ayı toplantısının birinci birleşimi Başkan Burhanettin Kocamaz Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Meclis toplantısında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından uygulanan su ücretlendirmelerinde indirim yapacaklarını müjdeledi. Haberci Gazetesi. Aziz Nesinlik olay, servis yok, yatılı okula gidin. Ayaz'da yola düşen minik ayakları yetkililerden servis yok, yatılı okula gidin çözümü geldi. Tarsus'un Akarsu mahallesinde yaşayan ve aralarında 5-6 yaşında ilkokul öğrencinin bulunduğu 83 öğrenci, mahallelerindeki okul kapanınca 5 kilometre uzaklıktaki okula gitmek zorunda kaldı. Bu okula gidebilmeleri için taşımalı eğitim hizmeti verilmesi gerekirken, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 7 defa açtığı servis ihalesine talip çıkmaması nedeniyle çocuklar okula hayvanların ve sebzelerin taşındığı pikaplarla gitmek zorunda kaldı. Mahalleli duruma tepki gösterip itiraz etti. Ancak bu defa da başlarına Aziz Nesin hikayelerini aratmayacak bir olay geldi. Yetkililer 5 kilometre uzaklıktaki okulun servis sorununu çözmek yerine öğrencilerini 30 kilometre uzaklıktaki yatılı okula gönderme kararı aldı. Dilenen çocuklara operasyon. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı sivil ekipleri 444-2-153 çağrı merkezine yoğun olarak gelen ihbarlar üzerine dilenci çocuklara yönelik operasyon yaptı. Bu yıl yapılan uygulamalarda farklı yaşlarda toplam 240 dilencinin yakalanarak gerekli yasal işlemin yapıldığı ve denetimleri aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.